Gece Kartalları Aydın'da suçlulara göz açtırmıyor. Hakkında kesinleşmiş cezası vardı. Bunu bir önceki yayında da anlatmıştık. Şimdi başlayalım. Gece Kartalları 2020 yılının istatistiklerini sizlere açıklamak istiyorum arkadaşlar. 2020 yılı. 29.238 çarşı ve mahalle bekçisi tarafından 20.121.834 kişi GVT yapıldı. Yani biliyorsunuz kimlik sorgusu. 44.781 aranan kişi. Yani hakkında aranması çıkmış. Büyük ihtimalle de bir cezası olduğu belirlenen GBT sorgusundan yakalanmış. 3144 hırsızlık olayına müdahale edildi. Az bir sayı değil. Yani 30.000'de yaklaşık olarak %10. Yani iyi bir rakam. 7592 kişiye adli işlem yapıldı. Bu da güzel. Burası çok iyi bakın. Değerli izleyiciler, bakın burası çok önemli. 112 kilogram, 833 gram uyuşturucu madde yakaladı bu Gece Kartalları. Az değil. 112 kilo bir yılda. Hani diyorlar ya, Gece Kartalları, gece bekçileri ne iş yapıyor ki? Anca yürüyorlar. İstatistikleri burada. Burada yani. 65.778 adet uyuşturucu hap. Bakın o kiloydu. Bu 65.778 adet hap. Daha ne olacak? Sayıları az ama ciddi büyük icraatlar. Yani bunlar küçük icraatlar değil. 6 uzun namlulu silah, 2145 tabanca, 792 av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı EYP, 1439 kuru sıkı tabanca, 1500 tabanca şarjörü ve muhtelif parçalar. 1. Aslında sizlere şunu okumak istiyorum. Bana gelen, özel olarak gelen, geçen haftaki videolarımızdan kaynaklı gelen, aslında orada da ciddi anlamda şeyler var. Şimdi galiba Samsun'dan yazmış arkadaşımız bana. Yazdığı şey şu. Direkt size mesajını okuyorum. İsmini vermeyeceğim. Direkt mesajını size okuyacağım. Sayın değerli abim, çarşı mahalle bekçileri olarak sizden bir isteğimiz olacaktır. Sesimiz olun. Bakın sesimiz olun diyor. Demek ki kimse kulak vermiyor bu arkadaşlara. Meslekte 3 yılı dolduran bekçilere polisliğe geçiş istiyoruz. Polisle aynı işi yapıyoruz. Aramızdaki maaş farkının verilmesini istiyoruz. Evet, polisle aynı iş yapılıyor ama maaş farkı var. Nedenini bilmiyoruz. Neden yani? Niye maaş farkı var ki? Ona bakarsanız Gece Kartalları'nın daha fazla maaş alması gerekiyor. Neden? Neden olduğunu söyleyelim hemen. Yürüyorlar. Yıpranıyorlar. Yıpranma payı verilmiyor. Bütün memurların yıpranma payı var ama Gece Kartalları'nın yıpranma payı yok. Şimdi bu insanlar 5+1 çalışıyorlar. Gece çalışıyorlar. Yani çok şey söylemem gerekiyor. Evet, çalışma saatlerimiz kanuna göre çoğu illerde fazla çalışıyoruz. Saat olarak aile bütünlüğümüz bozuluyor. Bakın arkadaşlar, burası çok önemli. Diyor ki aile bütünlüğümüz bozuluyor. Şimdi neden aile bütünlüğümüz bozuluyor? Genel Müdürlük, Emniyet Genel Müdürlüğü psikolojik destek veriyor diyorsunuz ama ben söyleyeyim size. Hemen söyleyeceğim birazdan. Hemen okuyalım, devam edelim. Bozuluyor. Sürekli gece çalışıyoruz. Ruhen, bedenen çok yıpranıyoruz. Bir gün çalış, bir gün istirahat şeklinde olsun ya da vardiyalı olsun. Her memurun yıpranma hakkı var. Bizim yok yıpranma hakkımız. 5. Tayin hakkı verilmesini istiyoruz. Lütfen sesimizi duyurun. Hatta polis özel harekat kadrolarına geçiş istiyoruz. Doğuda kritik bölgelerde de görev almak istiyoruz diyor. Ya şimdi böyle güzel düşüncedeki olan insanlara birazcık değer verelim. Devletimiz evet değer veriyor. Özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ciddi anlamda değer veriyor. Ama teşkilatın içerisinde ezmek isteyenler var. Rica ediyorum.
Bunlara müsaade etmeyin. Bir, Darıca'da gece bekçileri, yani gece kartalları var. ATM önünde ATM hırsızlığı yapan şahısları yakaladılar. İki kişi. Ve ben bunun özel haberini yaptım. Tesadüften, yani çok tesadüfen oradaydım. O ATM'nin arkasında bir benzinlik vardı. Orada yakıt alıyordum aracıma. Çok tesadüfen denk geldim, haberini yaptım. Suç aletleri yakalandı. Ellerinde kullandıkları oradan para çekme cihazları kullanıldı, bulundu. Aracılarında bir sürü POS cihazı, işte hırsızlık yapacağı aletler bulundu. Gece kartalları bunu götürdü, emniyete teslim ettiler. Ama serbest kaldılar. Buna da yapabileceğiniz bir şey yok. Onun akabinde gece, hatta Antalya'da geçen videosu geldi bana ama unuttum arkadaşlara vermeye, gösterecektim aslında. Çukura düşen sokak hayvanlarını kurtarıyorlar ya. Geçen Darıca'da kafası tellere sıkışmış küçücük köpeği gece kartalları kurtardı gene. Daha sonra gene biraz önce bir haber daha okumuştum. Güngören'de adam aranıyor, cinayet işliyor, sahte kimlik kullanıyor. Gece kartalı bunu, yani bu şahsın hem hayatını kurtarıyor bir olaydan dolayı, hem hayatını kurtarıyor hem de cezaevine gönderiyor. Daha ne olacak? Yani yıpranma payı çok önemli, çalışma saati çok önemli ve kesinlikle mi kesinlikle gece kartallarının ya 2+1'e ya 1+1'e dönmesi şart. Ben görüyorum, duyuyorum ve bana mesaj yazan arkadaşlarımız da çok var. Neredeyse ailesiyle, eşiyle ayrılma durumuna gelenler var. Şimdi vatandaş diyor ki ya bunları bilerek sözleşmeye imzalamadılar mı? Ya kardeşim, eyvallah. Ya bu arkadaşlarımız, bu güzel memur arkadaşlarımız, gece kartalları bunu yaptı ama ya üstüne mi gitmemiz gerekiyor? Aldığı paraya bakalım. Tamam, 4 milyar maaş alıyorlar. En güzeli 5 milyar maaş alıyor diyelim. Ne olacak? Sen git fabrikada bir çalışsana. Bir sene boyunca 6 gün gece 1 gün izin yapsana. Ya adam yazmış. Çocuğu diyor ki babasına, baba bugün işe gitmesen olmaz mı? Daha ne diyeyim size ya? Bana yazmış, yok işte polislerimiz de böyle çalışıyor, yok askerlerimiz de. Ya kardeşim tamam, bunlar da öyle çalışıyor zaten. Ama polisler 1+1 sisteminde çalışıyor çoğu yerde. Ya da 24-48 sistemiyle çalışıyor. Bu ne olacak? Lütfen, ama lütfen gece kartallarına saygı duyalım. Diyorlar ki gece kartalları agresif. Agresif değil abi onlar. Değil. Tamamen psikolojik. Tamamen psikolojik. Yok işte efendim uslupları. Ya uslupları tamam, eyvallah da 30 bin tane bekçi var. 30 bin tane bekçi içerisinden bir tane gördünüz diye. Diğer kalan gece kartallarını niye kötülüyorsunuz? Olabilir, insanlık hali. Herkeste var bu. Ama agresif olmalarının tek sebebi sürekli gece çalışmaları. Yani bunu sağlık çalışanları da bunu öngörecektir. Gece çalışmalarıdır. Başka da bir şey değil.